parçası olarak kralın baş destekçisiydi. Fırtına tanrısıyla birlikte Pantheon'un başındaydılar. Arina, kralın baş tanrıçası olarak o kadar etkiliydi ki düzenlenen antlaşmaların yazılı metinlerinde ismi en ön sırada olurdu. Yaşarken Pantheon önünde halkın temsilcisi olan kral ve kraliçe öldüklerinde tanrı mertebesine ulaşırdı. Bir Hitit bayramı için yazılmış olan tablette 8 ayrı güneş tanrıçasından bahsedilir. Bunlar aslında zamanında ölmüş olan kraliçelerdir.